Menekşe uzun bir süre para biriktirdikten sonra yeni bir araba almaya karar veriyor ve bir otomobil bayisinin yolunu tutuyor. Herkesin araba seçerken önem verdiği farklı özellikler olabilir. Kimisi hızlı gitsin ister, kimisi bagajı büyük olsun ister. Ama neredeyse herkes arabası az yakıt tüketsin, az benzin yaksın, az mazot yaksın ister. Menekşe içinde araba satın alırken en önemli soru işte bu. Bayi'deki satıcı Menekşe'nin beğendiği arabanın 1 litre benzinle yaklaşık 10 kilometre yol gidebileceği bilgisini veriyor ve arabanın 45 litrelik bir benzin deposu olduğunu söylüyor. Menekşe arkadaşlarına eğer bu arabayı alırsa bir depo benzinle tam tamına 450 kilometre yol gidebileceğini söylüyor. Bizden de Menekşe'nin iddiasının doğru olup olmadığını nedenleriyle bulmamız isteniyor. Şimdi videoyu durdurun ve aşağıdaki seçenekleri tek tek okuyun. Her seçenekte seçeneğin neden doğru ya da neden yanlış olduğunu anlatan cevaplar ve açıklamalar var. Bu veriler ışığında hangi seçeneğin doğru olduğuna karar verebilirsiniz. Gelin tek tek okuyalım. Birinci seçenek, Menekşe'nin arkadaşına söylediğinin, yani arabanın bir depo benzinle tam tamına 450 kilometre yol gideceğinin doğru olduğunu belirtiyor. Bu 450 kilometreye arabanın menzili de denir. Ama burada önemli olan tam tamına 450 kilometre yol ne 449 ne de 451. Açıklama olaraksa arabanın tam tamına 10 kilometre bölü litre çarpı 45 litre. Gördüğünüz gibi birimler yani paydadaki litre ile buradaki litre birbirini götürüyor. Geriye 10 çarpı 45 eşittir 450 birim olarak da kilometre kalıyor. Bir depo benzinle 450 kilometre yol. Burada kafama yatmayan, kafamı kurcalayan bir şey var. Hesaplama doğru, birimler ve birbirlerini götürmeleri de doğru ama beni rahatsız eden ufak bir detay var. Burada araba satıcısının Menekşe'ye söylediği şey, acaba gerçekten bu şekilde hesaplanmış bir veri miydi? Daha çok bir tahmine benziyor. Araba satıcısı Menekşe'ye arabanın 1 litre benzinle yaklaşık 10 kilometre yol gideceğini söylüyor. Menekşe'nin söylediği gibi arabanın 450 kilometre yol gidebilmesi için 1 litre benzinle tam tamına 10 kilometre kat etmesi gerekir. İki ifade arasında çok büyük bir fark var. Birisinde yaklaşık bir sayı verilirken diğerinde bir kesinlik ifadesi kullanılmış. Tahmin yaparken sayılar yuvarlanmış olabilir. Mesela otomobilin 1 litre benzinle kat edebileceği yol 9,9 veya 9,6 kilometre bile olabilir. Hatta aynı araba litre başına litre başına 10,4 kilometre gidiyor da olabilir. Ve bu ihtimallerin hiçbirinde tam tamına 450 kilometre gidemezsiniz. Ayrıca tahmini bir sayı verilirken bu sayı genellikle bir ortalama olur. Arabaların ne kadar benzin tükettiğini ya da bir litre benzinle ne kadar mesafe kat ettiğini tespit etmek için değişik koşullarda birçok kez yapılmış denemelerin ortalaması alınır. Mesela eğer otobanda ya da yokuş aşağı gidiyorsanız arabanız daha az benzin yakar. Veya yokuş yukarı gidiyorsanız, trafikteyseniz, yoğun bir trafikteyseniz ya da gittiğiniz yönden esen çok kuvvetli bir rüzgar varsa daha fazla benzin yakarsınız. Yani burada ortalama değerlerden konuşuyoruz. Söz konusu olan dış etkenler var. Kısaca bu ölçümlerin nasıl yapıldığını bilmeden asla ve asla arabanın tam tamına 450 kilometre gideceğini söyleyemezsiniz. Her araba farklıdır ve her sürücünün, her şoförün kullanım tarzına bağlı olarak tüketim değerleri de farklı sonuçlar verebilir. Hatta benzinin içindeki oktan değerinin değişmesi bile çok farklı sonuçlar doğurur. Bunun için arabanın 1 litre benzinle tam tamına 10 kilometre gideceği varsayımı doğru olamaz. Unutmayın, araba satıcısı ortalama bir değer veriyor, bir tahminde bulunuyor. Şimdi B seçeneğine bakalım. Evet, eğer bir arabanın 1 litre benzinle gideceği tahmini kilometreyi biliyorsak, bir depo benzinle tam tamına gideceği yol hesaplanabilir. Hayır, bu seçenekte doğru olamaz. Az önce yaklaşık bir değerle neden kesin bir sonuca varamayacağımızı size anlattım. Aradığımız cevap bu değil. C seçeneği diyor ki, bu yanlış bir ifadedir. Çünkü litre başına 10 kilometre ortalama olarak verilen bir değer olduğu için bunu kullanarak bir arabanın gidebileceği toplam yola hesaplayamayız. İşte bu. Size bu videonun başından beri anlatmaya çalıştığım şeyi çok güzel özetlemişler, öyle değil mi? Hemen işaretleyelim. Son olarak D seçeneğine de bakalım. Hayır, arabanın gidebileceği yolu hesaplamak için 10 kilometre bölü litreyi 45 litreye bölmemiz gerekir. Bu yanlış. Hem matematiksel olarak yanlış, hem de hiçbir anlamı yok. Çok çok yanlış, bu işlem hiçbir işimize yaramaz. C doğru olan seçenek D ise buradaki seçenekler arasında en saçma olanı.